Merhabalar, ben Nurgül. Nur Mutfak kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün nar reçeli tarifiyle sizlere geldim arkadaşlar. Evet, malum kış mevsimindeyiz. Bolca narların bulunduğu sezondayız. Ben de nar reçeli yaptım. Yapmışken de tarifimi sizler için videolu olarak da hazırladım arkadaşlar. Detaylı bir şekilde tarifimi anlatmak istedim. Bir de nar reçelini benim tarifimle deneyin. Narı nasıl temizlediğimi daha önceden sizlerle paylaşmıştım. Videomun sonunda sizlere de ekledim arkadaşlar. Videomun sonunda nasıl temizlediğimi pratik bir yöntemle izleyebilirsiniz. Evet, gerekli olan malzemelerimiz 4,5 su bardak ile içi çıkmış nar, 2,5 su bardak şeker, 1 tatlı kaşığı tereyağı, yarım tatlı kaşığı kadar tatlı kaşığı ucunda arkadaşlar limon tuzu. Evet. Reçelimizin malzemeleri bu kadar ve çok az da su kullandım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi su bardağının tabanında yaklaşık yarım çay bardağı kadar aşağı yukarı. Şimdi reçelimizin yapılışı. Narımızı güzelce ayıkladıktan sonra ölçü olarak bardak ile ölçtüm. Sizlere de detaylı bir tarif vermek için arkadaşlar 4,5 bardak nar ve 2,5 su bardak şekeri tencereme aldım. Narın kendi suyu ve birazcık da su ekleyerek, çok aşırı su eklemeyin. Eğer aşırı su eklerseniz, bir bardak ya da daha fazlasını eklerseniz arkadaşlar reçeliniz çok sulu olur ve kaynaması daha uzun süre. Gördüğünüz gibi şekeri ilave ettim. Birazcık da su eklediğim için şöyle bir güzel karıştırdım. Sulanması için sabaha kadar bekletmedim. Hemen 3-5 dakika içerisinde gördüğünüz gibi karıştırdıktan sonra şekerler neredeyse erimeye başladı. Ve ocağımın altını açtım. Kısık ayarı arkadaşlar. Benim ocağım 9 derece, en yüksek 5 dereceye açtım ve 15 dakika 5 derecede kısık ateşte böyle yavaş yavaş kaynamaya bıraktım. Bu esnada arkadaşlar reçelimizde köpük oluşacaktır. Bunları alıp atabilirsiniz. Kaynadıkça da daha sonra tereyağı ilave edeceğiz. Bunlar komple kaybolacak, bu köpükler arkadaşlar tamamıyla gidecekti. Ocağımın altını arkadaşlar 15 dakikadan sonra 7-7,5 dereceye artırdım. Ve bu şekilde de tekrardan 15-20 dakika kaynamaya bıraktım. Bu süre sonunda gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ilave ettim ve tatlı kaşığı ucunda da limon tuzu ekledim. Tekrar şöyle bir 5 dakika daha kaynattıktan sonra kıvamını kontrol ettim. Tahta kaşığımı suyuna batırıp çıkardıktan sonra son damlacıkları tutuna tutuna aktıktan sonra artık reçelimin kıvamı olmuş demektir arkadaşlar. O anda sulu olduğuna bakmayın. Soğuduktan sonra çok güzel katılaşacak, çok güzel bir kıvam alacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi kıvamı bu şekilde. Ben ocağımın altını artık kapatıyorum. Şimdi sıcak sıcak kavanozlara dolduracağım. Konservelik olarak reçellerimi hazırlayacağım. Uzun ömürlü olacak arkadaşlar. Dilerseniz hemen yemeğe hazırdır. Uzun ömürlü kullanmak isterseniz de sıcak sıcak hemen kavanozlara doldurun. Temiz kapak ile kapatın. O şekilde soğumaya bırakın. Vakumlanacaktır. Ve reçelimiz uzun ömürlü hazır olacaktır arkadaşlar. Toplamda reçelim 45 dakika sürdü. Hiçbir şekilde bekleme yapmadım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hemen narımı güzelce ayıkladıktan sonra şekerini ilave ettim ve kaynattım ve sonuç bu kadar. Gördüğünüz gibi. Sizlere de denemenizi tavsiye ederim. Gerçekten çok lezzetli bir reçel oldu. Eğer elinizin altında fazladan narlarınız varsa bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet, şimdi size hemen kavanoza koyduktan sonra kıvamını göstereceğim. Sıcak sıcak kavanozumun kapaklarını kapatıyorum. Ve diğer yiyeceğim kavanozu hemen kenara bıraktım. Soğumasını bekledim. Sizlere soğuduktan sonra da kıvamını göstereceğim arkadaşlar. Burada kıvamı henüz soğumamıştı. Gördüğünüz gibi oldukça akıcı bir kıvamı var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi nar reçelim soğudu.
Soğuduktan sonra kıvamına bakın arkadaşlar, ne kadar güzel kendine geldi. Gördüğünüz gibi neredeyse marmelat kıvamına geldi. Evet. Ekmek dilimin üzerine krem peynir sürüp bir kaşık daha bu reçelden koydunuz mu? En güzel kahvaltılıktır arkadaşlar. Gerçekten deneyin derim. Eğer hiç yapmadıysanız nar reçeli yapmanızı tavsiye ederim. Kesinlikle gerçekten çok güzel ve çok lezzetli oluyor. Dediğim gibi arkadaşlar bir de benim tarifimde deneyin derim. Umarım beğenmişsinizdir. Videomun sonuna doğru nar nasıl soyulur, nar nasıl ayıklanır en kolay şekilde sizlere pratik bilgiler de verdim. İzlerseniz mutlu olurum. Ayrıca yorum ve beğenilerinizle kanalıma destek verirseniz de çok sevinirim arkadaşlar. Bu videoları ben sizler için hazırlıyorum. Kanalıma abone olmayı ve zil sesini açmayı unutmayalım arkadaşlar. Paylaştığım videolarımdan haberdar olmanız için bu özellikleri yapmanız gerekiyor. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada da en kolay şekilde narı nasıl soyuyoruz, nasıl ayıklıyoruz videomu gösteriyorum. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Tekrardan farklı tariflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.